Bugün 30 Ocak Çarşamba. Yıl 2008. Bugün günlerden Çarşamba. Ocağın 30. günü. Yıl 2008. İşte bir ayın daha sonuna geldik. Sevgili Ocak ayından ayrılırken bir dahaki yıl buluşuncaya kadar soğuk, kar ve sevgiyle kalmasını diliyoruz. Çedene, ocağın son günü yarın. Biraz erken veda ettin. Bir gün önce bir gün sonra fark etmez. Günün iyiliği. Şehrin kalabalık bir semtinde yürürken önümüzde yürüyen genç birinin başka birinin sırt çantasını açıp içinden bir şey aldığını gördüm. Çok yakında bekleyen polislere gördüklerimi anlattım. Onlar da hemen hırsızı yakaladılar. Salihciğim, senden başka kimse görmedi mi o genci? Çok kalabalık diyorsun ya. Sen şahit olduğun bir kötülüğe göz yummayarak o kötülüğe engel olmuşsun. Sen bir iyilik savaşçısısın. Seninle gurur duyuyoruz Salih. Günün atasözü. Öz ağlamayınca göz ağlamaz. Atalarımız bu anlamlı sözü söylediklerinde daha Ceren dünyada değildi tabii. Ceren'in göz pınarları zengin yeraltı su kaynaklarından besleniyor olmalı. Hatta dünyadaki su kaybının bir sebebi küresel ısınmaysa bir sebebi de Ceren olabilir. Ne yesek? Ayva yiyelim diyeceğim ama Serkan abi ceza alacağı zaman hep ayvayı yedik diyor. Ayva yemek istiyorum ama ceza almak istemiyorum. Çedeneciğim, bazı tür ayvaları çiğneyip yutmak çok zor olur. O yüzden insanlar içinde bulundukları zor durumu anlatmak için ayvayı yemek deyimini kullanırlar. Şimdi anladım. Bakalım ayva kendisi hakkında ne söyleyecek? Gülen ayvayım, ağlayan nar değilim. Mide ve bağırsakları güçlendiririm. Beni yiyen dertliyiz şifa bulur. Bir de ekmek ayvası olursam benden söylemesi. Yemeyenler bin pişman olur. Yok yok, biz pişman olmak istemiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Senin adın ne demek? Ben Amasya'da yaşıyorum. Amasya'nın ortasından Yeşilırmak geçer. Bizim evimiz de Yeşilırmak'ın hemen kıyısındadır. Irmak her mevsim değişir. Başka güzel olur. Dedem, ırmak bolluktur, berekettir der. Bir ırmağın kıyısında yaşamak çok güzel bir şey. Dedeme kalsa adımı Yeşilırmak koyacakmış. Neyse ki babaannem ona Ülfer ismini önermiş. Ülfer, ırmak, büyük su demek. Yeşilırmağı seviyorum. Ama mesela diplomamda pek iyi durmazdı, değil mi? Haklısın Ülfer'cim. Biriyle tanışırken de pek hoş olmazdı. Merhaba, benim adım Yeşilırmak. Ya da şöyle derdin. Ben Yeşilırmak ama kısaca ırmak diyebilirsin bana. Bildin mi, bilemedin mi? Bugün nasıl bir bilmece soracaksın acaba? Komik bir bilmece. Biraz da yanıltmacalı. En sevdiğim bilmece türü. Sor bakalım, sor. Padişah tahta çıkınca ne yapar? Tahta oturur. Rahat değilse tahtı değiştirir. Belki taht yerine şöyle güzel bir baba koltuğu sipariş ettirir. Ben hiç tahta çıkmadım ki. Ayrıca tahta çıkan padişah da görmedim. Hayal gücüm bu kadar çalışıyor. Çedene, hayal gücüne diyecek yok ama bilmecedeki yanıltmayı unuttun. Padişah tahta çıkınca çıkan tahtayı yerine takar. Arkadaşlar, bildiğiniz iyi bir bilmece bildirmece kursu var mı acaba? Aklına gelir miydi? Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker varmış. Ama bir limonda 5-10 kilo çilekte olmayan bir zekşitme gücü var. Sen bunu biliyor muydun takvim sesince? Günün fıkrası. İngilizce dersindeydik. Öğretmenimiz Alp'e, diyelim ki bir çocuk atla giderken denize düştü. Bunu İngilizce olarak nasıl anlatırsın diye sordu. Alp de biraz düşündü ve sonra dedi ki, The boy dıgıdık dıgıdık
cumburlot and gluk gluk gluk.